Bak bir de koşa koşa iniyor. Bak bak bak. Ya Semih. Bak şimdi. Senin, ben biliyordum zaten biri bana. Gazoz açtım ben. Açmaz olardım. Şöyle fırladım kapağım. Nasıl? Merhabalar. Mehtap nasılsın? Hoş geldin Gökhan. Ay hoş geldin. Ne haber? Ayşe'cim ne haber? Abi benim mi kapıda? Başka adam mı var kapıda karşılıyorum? Ben geldim de bardak arıyorum bu yüzden. Ne yapıyorsun kanka? Yok. Zaman soda içiyor. Soda var mı? Ya. Bir an şaplayınca Gökhan sandım ha. Ablam. Ne alakası? Ben çıkan şaplasını ablama vermiş. Çekilir mi? Yapma Esad, ciddiyim. Yapmacık yapma yani. Yapmacık yapmıyorum. Senin kulaklarını çekeceğim. Neden? Çünkü söyleyemedin. Lütfen çek. Neyi Eser, şundan dolayı sana kırgınım diyemedin. Ya tam kızım. Bunu bir tek sen anlayamamışsın. Kusura bakma da ben kaç gündür aynı şeyi söylüyorum. Gel. Merhaba Dani. Hoş geldin. Ya şu aranızı yapabilir miyim? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ve ben... İstemiyorum. Ben istemiyorum. Ne diyorsun ya? Ben hiç istemiyorum. Nasıl? Ben zaten yapmayacağım. Look at that. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? İlk önce sen bir gülmemeyi öğren, tamam mı? Seninle burada büyük bir konu var yani. Gülme benim karşımda bir kere. Evet, büyük bir konu varsa gel konuşalım. Ya seninle niye konuşayım ki? Sen ilk bir ciddi ol. Ben çok ciddiyim. Belli. Ben gayet ciddiyim. Nasıl? Kız ayakkabı. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Ben çok ciddiyim. Gerçekten sinirden gidiyorum. Ben de sinirliyim. Ben seninle bir sorunu halletmeyeceğim. Ben çok sinirliyim şu anda. Sinirli misin? Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Böyle mi geleceksin? Gel. Ne yapıyorsun ya? Get over here. Stop. Come. Gel sen. Senin gelmeyeceğim. Bak seninle konuşmak içimden gelmiyor şu an. Gelmiyor da yani. Emin ol gelmiyor. Bunu ancak konuşmayla halledebilirim. Ya sen hatanı anlamadın. Hatanı anlasan bana böyle tepki vermezsin. Böyle mi kalmak istiyorsun Can sen? You wanna stay like böyle this? Böyle kalmak isteyen sensin. Niye biliyor musun? Sen var ya evlenecek ciddiyette değilsin şu an. Anladın mı? Sen çok evliliği hafife alıyorsun. Hafife alıyorsun. Çok ağır tamam mı? İlk ediyorsun. Önce o davranışlarını bir törpüle. Çok ağır sözler ediyorsun şu anda. Yani şu an bak, buna hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Yani bak nasıl yaklaşıyorum sana? Niye yaklaşıyorsun biliyor musun sen? Niye yaklaşıyorum? Çünkü seni seviyorum. Seni sevmeseydim var ya şu an çekip gitmiştim. Suratına bile bakmazdım. Hayatımda ilk defa bu atarı gördüğümde tekrar geliyorum bir insana. Peki ben sana bir şey söyleyeyim mi Eser? Ben niye seninle konuşmayacağım diyorum biliyor musun? Çünkü sen problem geçsin, sıkılma diye kalkıp benimle problemi halletmeye çalışıyorsun. Yani canımı sıkılmasın diye, anladın mı? Üzülmeyelim anlamında canımı üzülmeyelim sıkılmasın diye. Üzülmeyelim tabii, üzülmeyelim. Ama Eser sen hatanı anladığın için değil. Sen hala şu kafadasın. Düşünüyorsun ki benim ne hatam var? Ben işte bir hata yapmadım ama özür dileyeyim, gönlü olsun. Hayır, bu. Ben biliyorum Eser. Dün ben senden çok ciddi bir şekilde özür diledim. Mehtap'ın ağzına şey verdim diye. Bugün bakıyorum... Sonra tekrar aynısını yaptın 2 dakika sonra. Ne yaptım? Sen ne yaptım? Hatanı anlamıyorsun, anlamayacaksın. Ne yaptım 2 dakika sonra tam olarak? Kavga ettik, okey? O öbürü tartışmayla. Bu vadeden buraya mı geldik? Ya benim bak en büyük korkum, tamam mı? Erdem'le Melis gibi olmamız. Bu benim en büyük korkum. Nasıl? Erdem ve Melis, ne bileyim, Gürkan'la Dani, başka kim var? Mehtap'la Murat. Bunlar olmak istemiyorum Allah aşkına. Olmak istemiyorsan arkamdan... Çünkü herkesin işi bir şey var. Bir saniye, bak. O arkalardan konuşulmuş değil. Kıvılcımı alıyorlar, Melis bir şeyi alıyor hiç yokken... Ya dövme onun konu aynı bak. Melis Erdem beni ilgilendirmiyor. Sen dövme konusuna önce git. Hayır bak ya bana ne beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım konusu. Ayrı. Giyim konusu da umurumda değil. Mehtap'ın Eser, şeyleri. İşte sorun da bu zaten. Senin fark edemediğin ne biliyor musun? Ben küçücük bir şeyi büyütmüyorum. Ben gerçekten büyük olan bir şeyi sorun haline getiriyorum. Hiçbir ben kıyafetten bilmem ne onlardan sorun yaşayamayız. Büyük şey benim arkamdan konuşmam. Senin ben hak etmedim hali. Ya sen konuşmadan. Ya sen bana evlenme teklif ediyorsun. Yok sözüm yok nişanlım bilmem ne diyorsun. Ondan sonra kalk benim arkamdan konuşuyorsun. Senin arkandan konuşmadım. Bak sen evliliğe hazır değil misin? Ben arkadaşlarımla bana dertleştim. Evliliğe hazır olmasaydım tamam mı? Sana evlenme teklifi etmezdim. Evlenince insanın arkasından kimse o şekilde yorum yapmaz. Sen de bunu
Bunları öğren o zaman. Ben arkadaşlarımla orada bir kendimi rahatlatmak için orada konuşmam lazımdı i̇şte ve konuştum. Olay bu. Sorun da bu. Bana bakma. Don't do that. Tartışmama bile izin var. Ya harbiden sen normal değilsin. Komik geliyor bana. Komik işte sorun bu. Burak diye gelmemiz komik geliyor. Bak ben ne beklerdim biliyor musun? O ne? Kadar her şeyi, melek konusu bilmem ne, her şeyi o kadar şey karşıladın. Bunu mesela senden mesela şey beklerdim. Aa okey öyle değil. Öyle algıladığın gibi değil. Hani okey şey yaptım bir daha lütfen arkamdan konuşma. Hani okey bir daha arkamdan konuşmayacağım. I swear arkamdan da konuşmadım. O söylediğimin tamam belki söylememeliydim, dile getirmemeliydim. Ama o anki düşüncelerim oydu. Seni kırdıysam tekrar özür dilerim. Ama bunu bu kadar büyütecek bir neden yok. Sen evlenecek adam değilsin. Sen bu şeyi ciddiye almıyorsun. Ben senin işte bilmem neye güvenmiyorum falan filanlara getirmene gerek yok. Bunlar çok ağır sözler. Ben kırılmak isteseydim yani bunu şey yapmak isteseydim. Çok kolay kırdın beni. Yeah. Kırdın beni galiba. Like, you really did. Ama nedir? Es geçiyorum. You know why? Sinir anında herkes ne dediğini bilmiyor bazen. Yani sinir anında çıkan sözler o akıl, o kan beynine fışladığı zaman... Olayda bu. Senin o kan kaç kere beynine sıçradı? Kaç kere bu kaç kelimeyi kullandın biliyor musun? Bak, kaç hala, kere bu cümleyi hala, kurdun hala, biliyor musun? Hala, ben duyduğum sıkıldım. Beyninde. Aynen senin kan beyninde. Kan beynimde çünkü ben senin arkadan aynı konuşmayı yapsaydım... Senin o kalbini bir daha düzeltebilir miyim bilmiyorum. Ama sen uğraşmadın bile. Yani Eser, çok dalgayı alıyorsun. Şimdi dalga, gelmişsin anladım. Benden özür diliyorsun. Benden dün de özür diliyorum. Dün özür dilemen gerek. Evet, dün bak, geldim dün özür dilemeye çalıştım. Mehtap'ın ağzına laf verdiğim için özür dilerim dedin. Sonra tekrar bana Mehtap'ın orada iki arada bir derede evet. Sıkıştırdığı lafı oh, iade ettin. Oh, ya, bak ne yapıyor? Look at that. Look at that. İlişki bitirici. İlişki bitirici. Don't even, you know what? O burada ilişkilere test olarak konulmuş bir atom bombası. Okay? Onun oyununa gelmeyelim please. Cansel bu kadar weak olamayız. Gel, bu kadar zayıf. Hayır burası çok güzel. Burası hayır, çok bahçede hayır, konuşmak. Hayır, ya istemiyorum. Çok... Hayır burası güzel. Ben Mehtap'ın gözünde konuşmak istemiyorum. Merak etme Mehtap da duysun görsün. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.